Arkadaşlar herkese merhabalar. 27 Nisan 2024 tarihlerimiz Pacific Eurasia Lojistik hissesiyle beraberiz. Kısa adıyla PASEO hissesi Cuma günü kapanışını 68,25'ten yapmış dostlar. Günlük grafiğimiz açık. Bir arkadaşımızın isteği üzerine, kanalımıza abone olan bir dostumuzun isteği üzerine güncel bir paylaşım yapmaya çalışacağım. Daha öncesinde PASEO hissesini ben kanalımda paylaşmıştım. Tekrardan bütün verileri silerek güncel bir grafik oluşturmaya çalışmak istedim sizlerle beraber. Bu verileri oluştururken sizler de görmeniz açısından bu şekilde boş bir grafik açtım dostlar. Hiçbir çizim yok. Günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklere bakacağız. Basit hareketli ortalamalarımıza bakacağız. 20, 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar, destek ve dirençleri 4 saatlik, saatlik ve günlük grafiklerde incelemeye çalışırken MACD indikatörü ve RSI indikatörü ile beraber alım satım sinyallerini değerlendirmeye çalışacağız bu videomuzda. Evet, hemen vakit kaybetmeden başlayalım dostlar. Öncelikle bakın burası halka arz tarihi. Halka arzından sonra tavan tavan gittiği bölge. Şimdi burası ile ilgili biz yükseliş yönlü bir trend çizmeye çalışırsak. Bakın, yükseliş yönlü trend çizmeye çalışıyorum. Burayı almıyorum. Neden? Çünkü burada kendimize bir başlangıç noktası ve burada bir eşdeğer nokta alıyoruz. Sonrasında bakın dostlar, burada bunun altına sarkmış. Çok kalmamış. Sonrasında tekrardan üstüne atmış. Dolayısıyla burada bir kırılım söz konusu olmuş. Trend desteğinde kırılım söz konusu olmuş. Yine aynı şekilde burası bizim zirve noktamız. Zirvemizden sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane bir noktamız var dostlar. Bu şekilde de bunlarla ilgili bir aynı eksen üzerinde bir çizimde yaparsak dikkat ediyorsanız alttan yükselen dipler, üstten ise düşen tepeler şeklinde bir sıkışma grafikte de genel itibariyle bir sıkışma görüntüsü var pasif hissesinde. Şöyle ki göstereyim. Hisse bu noktaya kadar gelmiş dostlar. Bu noktadan sonra yukarı veya aşağı yönlü bir görüntü oluşturacak yakın zamanda grafiğe göre. Bir karar verecek, yön konusunda bir karar oluşturacak. Bunu hep beraber ilerleyen günlerde isterseniz tekrardan takibini yaparız. Şimdi 68,25 kapanışını yapmış günlük grafikte. %0,74'lük cuma yükselişini yapmış. Yukarı yönlü yükselişlerde 70,75 Fibo direncimiz var. Aşılırsa 76,44, 83,48 ve 94,85 Fibo dirençlerimiz bulunuyor. Destek yönlü baktığımızda ise 65,07, 56,97 ve 46,66 Fibo desteklerimiz bulunuyor. İndikatörümüzün alım sinyali devam ediyor. Şimdi bunu kapatacağım. Basit hareketli ortalamaları grafiği atacağım. Öncelikle 9 günlük basit hareketli ortalamamız geliyor. Baz olarak, yani site bunu öncelikle veriyor. Ben bunu 20 günlüğe çevireceğim. 9 günlüğü incelemek istemiyorum. Kısa vadeli basit hareketli ortalama. 20 günlük de uzun vadeli bir basit hareketli ortalama değil. O da yine aynı şekilde kısa vadeli bir basit hareketli ortalama ama 9 günlüğe göre daha uzun bir basit hareketli ortalama dostlar. Şimdi şuna bakalım. 20 günlüğümüz hangi seviyelerde? 58,91 seviyesinde. Hisse fiyatımızın altından işlem görüyor. Daha doğrusu hisse fiyatımızın altından hissemizi takip ediyor. Hisse basit hareketli ortalamanın hisse fiyatının altında olması yükseliş yönlü olarak baktığımızda önemli. 50 günlüğe bakalım. 50 günlüğümüz 63,05 noktasında ne zaman kesmiş? Bakın dostlar, 22 Nisan 2024'te hissemizi kesmiş ve hissemizin alt fiyatına oturmuş. 100 günlüğümüze bakalım. 100 günlüğümüz hangi seviyelerde? 100 günlüğümüz 60,08 seviyesinde yakın zamanda o da hisse fiyatının altına oturmuş. 200 günlüğümüz de yeni yeni oluşmaya başlamış. Önemli, 200 günlüğümüz de bakın burada hisse fiyatının altına gelmiş. Hisse fiyatının altından takip ediyor. Dolayısıyla baktığımızda her 4 basit hareketli ortalamamız hisse fiyatının altında şu an hissemizi takip ediyor. Hisse fiyatını takip ediyor mum çubuklarını. Genel itibariyle geçmiş hareketlere baktığımızda basit hareketli ortalamanın hisse fiyatının olduğu süreçte yükseliş yönlü görüntünün devam ettiğini görebilirsiniz. 4 saatliği aldım grafiği. Burada bir alım sinyali söz konusu, pozitif bölgede bakın. Alım sinyali devam ediyor. Teknik al sinyali MACD indikatöründe. Sıkışma görüntümüz bu şekilde dostlar. Yukarıda düşen tepeler çizgisi, aşağıda yükselen dipler çizgisi. Hissemiz 68,25 kapanışını yapmış. 68,98 direncimiz var. Aşılırsa 73,40, 80,55, 87,70, 92,12 Fibo dirençleri bulunurken destek yönüne baktığımda 4 saatlikte 65,40, 61,82 ve 56,73 Fibo destekleri bulunuyor. Grafiği saatliğe aldığımda görüntümüz daha da detaylanıyor. Burada indikatörün sat sinyali görüntüsü oluşmuş. Kaç kere oluşmuş? Sat sinyali oluşmuş. Sonrasında tekrardan alım sinyali gelecekken tekrardan bir sinyal oluşmuş dostlar.
ve şu anda bir saat sinyali görüntüsü mevcut saatlik grafikte, ama bar boyları çok da hacimli değil. Bakın burada daha yüksekken burada o kadar hacimli değil. Zaten hissede de yatay bir görüntü mevcut. Haber var mı hisseyle alakalı olarak? Arkadaşlar evvelsi gün Pacific Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Demir İpek Yolu güzergahında şirket kurma veya işbirliği yapma konusunda yetkilendirme yaptığı şeklinde bir haber var. Bunun detaylarına şirketin hisse kap haberlerinden bakabilirsiniz. Kap haberleri okumak da önemli dostlar. Bilginiz olsun. En azından hisse ile ilgili haberiniz olmuş olur. Sadece hisseyi alıp satmak önemli değil. Kap haberleri, hisse ile ilgili bilgileri de öğrenmek önemli. Tekrardan günlük grafiği alıyorum. Bu şekilde bir grafiğimiz var. Pacific Eurasia ile ilgili. İlerleyen günlerde sizlerden gelen istek üzerine tekrardan güncel bir paylaşım yapmaya çalışırım. Herkese hayırlı bol güzel kazançlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşça kalın.